Fue tekniği saç ekiminde uyguladığımız yöntemlerden birisidir. Özellikle fue tekniğinde biz ense bölgesinden saç köklerini bir bir tek tek toplayarak alıyoruz. Bunun açılımı özellikle follicular unit extraction, İngilizce olarak böyle tarif edilmiş. Ve temel mantığı ense bölgesinden saç köklerinin bir bir tek tek toplanmasını ifade eder. Biz özellikle fue tekniğinde bunun bir gömlek ya da iki gömlek upgrade edilmiş hali, biraz daha geliştirilmiş hali olan fue gold tekniğini özellikle uyguluyoruz. Fue gold tekniği fue yönteminin bir miktar daha rafine edilmiş halidir. Mantık yine aynıdır. Ancak özellikle fue gold'da biz biraz daha altın kaplama yapılmış veya direkt altın malzemeler kullanıyoruz. Altın içerikli malzemeler kullanıyoruz. Özellikle bu gold materyaller, golden materyaller vücudun kabul ettiği materyaller olduğu için özellikle saç köklerini alırken veya saç köklerini dizerken ve saç köklerinin ekimi, transferi esnasında saç köklerine zarar verme riski minimal olduğu için, sıfıra yakın olduğu için başarı oranını daha çok artırır ve dolayısıyla fue gold yöntemi, fue yöntemine göre başarı oranı açısından bir miktar daha yüksektir. Fue yönteminde de, fue gold yönteminde de özellikle 0.5 ile 0.7 mm çapında punch biyopsi iğneleri kullanıyoruz. Tabii ki bu incelikte punch biyopsi iğnesi kullanmamızın bizim için ve hastamız için en büyük getirisi, birincisi hastamızda kesinlikle izle ilgili sorun olmayacak. Ense bölgesinde özellikle çok ince iğnelerle saç köklerini aldığımız için izle ilgili sorun yaşamayacak. Diğer bir avantajımız ise küçük punchlar, küçük iğneler kullandığımız için daha fazla sayıda saç kökü elde edebileceğiz. Yani bu demektir ki daha çok alanı başarıyla kapatabileceğiz. Bir diğer avantajı ise ekimin natürel olması açısından bize çok çok faydası olacak. Çünkü saç ekiminde natürel olabilmek için çoklu köklü ekimler yapmamak gerekir. Çoklu köklü ekimden neyi kastediyoruz? Bir saç greftinin içerisinde 20 tane, 30 tane saç teli, saç kökü olmamalı. Biz eğer ki punch biyopsi iğnesinin çapını küçük kullanırsak, yani 0.5 ile 0.7 mm arasında punch biyopsi iğneleri kullanır isek, bizim aldığımız saç greftlerinin içerisinde bir tane veya iki tane, maksimum 3 tane saç teli içerecektir. Dolayısıyla biz bu greftlerle yaptığımız ekimlerde çok çok natürel neticeler elde edeceğiz ve başarılı bir sonuç elde edeceğiz. Bize özellikle hastalarımız hep ekilen saçlar ne zaman çıkar diye sorarlar. Bu soru gerçekten çok güzel bir soru. Tabii ki başarıya odaklı çalıştığımız için, sonuca odaklı çalıştığımız için bunu vurgulayarak anlatmak isterim. Ekilen saçlar ikinci aydan itibaren yeni saçlarımız çıkmaya başlar. Özellikle bunu kafa karıştırmadan anlatmak istiyorum. İkinci aydan itibaren yeni saçlar çıkmaya başlar ve saç çıkma periyodu ortalama 6. ay ile 8. ay arasında, yani ekim yapıldıktan 6 ay ile 8 ay arasında final halini alır. Yani ekim yaptıran bir hasta şunu bilmeli. İkinci aydan itibaren yeni saçları çıkmaya başlayacak. Her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay saçlarının sıklığı artacak ve final halini alması için ortalama 6 ile 8 ay arasında bir zamana ihtiyacımız olacak. Ekilen saçların hepsi çıktıktan sonra ortalama 1 yıl, ekimden sonraki 1 yıllık süreç esnasında da bu çıkan saçların daha da güçlendiğini bizzat hastalarımız ve bizler görerek şahit olacağız. Yani bu saçlar 6-8 ay arasında çıktılar ve sonrasında da güçlenmeye ve kalınlaşmaya devam edecekler. Saç ekiminden sonra neler yapmamız gerekir? Tabii bunları biz özellikle hastalarımızı saç ekiminden önce muayene ederken ekim sonrasında, uygulama sonrasındaki tedavileri de kafamızda canlandırıyoruz. Bunun kararını vermiş oluyoruz. Biz saç ekiminden sonra hastalarımızı kaderleriyle baş başa bırakmıyoruz. Bir nevi doping olarak da adlandırabiliriz. Bir nevi destek olarak da adlandırabiliriz. İlave tedaviler her halükarda hastanın ekim öncesindeki muayene bulgularına göre uygulamak durumundayız.
Bunlar tabii çok değişik alternatifler, çok değişik seçenekler var elimizde. Bazı losyonlar, spreyler kullanabiliriz, bazı ilaçlar kullanabiliriz. Ekim sonrasında PRP mezoterapiler, çok değişik etken maddeli mezoterapiler uygulayabiliriz. Ancak her halükarda burada vurgulamak istediğim nokta şu. Hastalarımız saç ekimi ameliyatından sonra kaderleriyle baş başa kalmayacaklar, sahipsiz kalmayacaklar. Özellikle As Estetik Saç Ekim Merkezi olarak, Doktor Ali Mezde'yi olarak biz hastalarımızın ekim uygulamasından sonra da tedavilerini bizzat uygulayacağız, takiplerini bizzat yapacağız. Mutlulukları bizim mutluluğumuz olacak.